Peştort'un 20 ile ilgili ikinci etabımızda Dark Passage takımından Tiyal Bender ile beraberiz. Merhabalar. Öncelikle patch ile ilgili genel olarak düşündüklerinden bahsedebilir misin? Patch ile ilgili öncelikle görsellerle ilgili konuşayım. Yani eski map'e göre biraz daha tabii görsel bakımından daha iyi olmuş kesinlikle. Onun dışında orman biraz zorlaşmış. İşte orman karakterleri biraz daha ağır temizliyor jungle'ları. O yüzden de koridorda oynayan şampiyonlara daha büyük iş düşüyor aslında. Hani lane'lerini kazanmak açısından. Çünkü jungle'lar çok zaman kaybediyor gerçekten ormanda. Onun dışında yeni olaraktan artık alt koridorlar işte atıyorum mavi tarafta başlıyorsanız eğer işte golemleri alabiliyorsunuz büyük yaratıkları ve yani koridora bir XP avantajla gidiyorsunuz, deneyim puanı kazanıyorsunuz. İkili level olaraktan galiba. Yani işte atıyorum eğer saldırıcı taşınızı tek başına alırsa XP'yi iki level oluyor ama siz işte yanınızdaki destek şampiyonla deneyim puanını bölüşürseniz İkiniz de birinin ortalarına geliyorsunuz. Önündeki 3 minini aldıktan sonra da 2 level olup yani rakibiniz çok rahat. Peki sence bu kalacak bir şey mi yoksa kaldırılacak bir şey mi? Bence bunu Riot Games'in önlem alacağını düşünüyorum. Çünkü her şampiyonu alamıyorsunuz. Yani her support, her AD carry'leri alamıyorsunuz. Çünkü atıyorum bazı şampiyonlar çok kırıkken mesela Janari'ler çok zorlanıyorsunuz. Ama Thresh, Braum, Alistar ve Nami ile bu gibi şampiyonlara çok rahat alabiliyorsunuz onları. Yani ben geçen bir profesyonel maç izledim Kore'de mesela bir takım direkt 2 level olarak aşağı indi. Diğer takım hala 1 level'dı kendi champion'leri daha zayıf olduğu için. Şöyle bir şey var aslında mesela bazıları orada olmalıyken zaman kaybediyor. İşte diğer takım mesela Almanya takımda şey yapabilir aslında hani lane'i ittirmek yerine oradaki minionları öldürüp rakip takımın oradaki öndeki minionların deneyim puanını almasını engelleyebilir aslında. Veya da tam tersini yapabilir. Rakip takım minionları tam kendi ilk kulesinin yanından geçerken hemen orada ittirerek kendi minionlarını kuleye ittirir ve kule ölmesini sağlar. Yani ilk bir şey yapıp minionları kendi üzerine alıp fast push'u şey vakit kaybından şey yapabilirler. Lane'i freezeleyebilirler. Tabii iki tane vuruyor kule zaten öldürüyor. Yani bu yani atıyorum counter play yapılabilir yani. Ama birazcık gene de hani basit bir sistem var orada. Yani ben 2 level oldum geldim lane'e diyebiliyorsun. Şöyle olabilir atıyorum hani warplarsınız takım olarak gidip o golemi. Atıyorum dakika 1 onda gidip warplarsınız. Ondan sonra kendi takımınız neydi kiri ve support'u gidip onları rahatsız edip ve rahatsız ettiklerinde onları bırakacaklardır. Onları lane'e gelmeye zorlayacaksınız. Yani anladığım kadarıyla birazcık değişik oyun tarzları çıkarmaya başladı bu tarz evet, şeylerin gelmesi. İşte haritanın gelişi oyununu da biraz değiştiriyor aslında, agresifleştiriyor. Peki o halde şöyle söyleyeyim, şimdi jungle'ın zorlaşması bot lane'de oynarken sizin için siz lane'de kuvvetli champion'lar mı tercih ediyorsunuz şu anda yoksa nasıl jungle'lar geç geliyor, farm ağırlıklı champion'lar tercih etsek onlarla oyunu late game'e çıkardığımızda zaten kazanabiliriz şeklinde bir yaklaşım mı? Ya zaten şu anda hani özellikle alt corner bakımından çok geniş bir şampiyon full yok açıkçası. Yani atıyorum AD carry, Corki, Lucian'dan başka bir şey oynanmıyor. Bir de Grace ekleyelim. Yani bu üç AD'den başka bir şey oynanmıyor. Support'a gelecek olursak zaten Thresh, Damijan'ın dışında ben yani Alistar çok yani nadir. Şu anki meta zaten bu 6 şampiyonun dışına çıkıldığından çok nadir. Ama onun için pek bir seçeneğiniz yok aslında. Yani biraz jungle'dan bağımsız kalıyor. Anladım. Yani alt koridor şu anda sadece champion'ların zayıf olmasından kaynaklı olarak sadece bunlar. Yani şöyle bir şey, bir de bu sayede benim 6 karakter, 6 şampiyon birbirine eş güçlü şampiyon olduğu için insanlar genelde bunları alıp bunları oynuyor ve en azından lane'de ve koridorda daha sağlam kalabiliyorlar. Peki sen ne beklersin bir sonraki bu patch'ten sonra daha bu ilk pre-sezon patch'i olduğu için bunun üzerine daha bir sürü şey gelecek. Hangi champion'ların geri dönmesini beklersin bot lane'den? Şöyle bir şey, öncelikle şu anda jungle'da mesela jungle'dan örnek vereyim biraz atıyorum hani sustain'i olmayan şampiyonlar artık tercih edilmiyor gibi bir şey. Hani Warwick kesin banlanıyor mesela evet, şu anda. Warwick mesela işte Nunu şu an dediğim gibi işte yani full işte can çekmesi Q'suyla atıyorum yine aynı şekilde Fiddle. Yani bu gibi şampiyonlar şu an çok iyi ama atıyorum bir Lee'sin, bir Jarvan, biraz Jarvan'da Jarvan olabilir gibi düşmüş. De. Jarvan'ın oynandığını ben hani geçen gün işte Kore'nin maçlarını izlerken Lee'sin, Kazix oynanıyordu gene. Evet işte dedim. Bir takım Lee'sin alıyor, bir takım Kazix alıyor. Kazix'in yine bir sustain var da bu yüzden. Yani onun dışında diğer şampiyonlar biraz sıkıntı oluyor. Onun dışında kesinlikle bir jungle'a bir hafif bir dengeleme gelmesi lazım oyunun daha akıcı olması için. Evet. Yani para konusunda jungle galiba çok az para veriyormuş. O yüzden jungle'dan çıkması çok kolay olmuyormuş jungle'ların. Yani çok geri kalabiliyorlarmış eğer ki para konusunda geri kalma ihtimalleri varmış. Evet var ama bir şey de olabilir mesela. Atıyorum Dragon'un gold vermemesi biraz hani bence garip. Hani ama yani Dragon gold vermek yerine şu anda buff veriyor ve ilk buff'ı çok önemli. Bence az da olsa bir gold vermesi kesene 30 veya 35 gold falan veriyor galiba. Takım olarak. Ha, takım eskisi gibi.
Yani ama bunun şimdi farklı bir avantajı olmuş oldu. Eskiden Dragon veya kule almak arasında tercih yaptığın zaman Dragon Global Experience'e para veriyordu. Şimdi sadece parayı veren kule. Yani ikisinden birini tercih etmek gerekiyor. Doğru zamanda doğru karar vermek arasında farklılıklar çıkarmış oldu. Dragon her zaman daha iyi. Çünkü Dragon atıyor yani şu eski peçete göre konuşurken Dragon her zaman daha mantıklı. Çünkü kuleyi her zaman alabilirsin ama Dragon'un belli bir time'ı var. Belli zamanlarda alabiliyorsun ama kuleyi her zaman alabilirsiniz. Evet. Yani Dragon daha önemli tabii ki. Evet. Her zaman Dragon daha önemli. Zaten ilk Dragon alan takım genelde hep kazanıyor. Evet, mantıklı. Böyle bir %70'lik bir şey var ki hatta şu anda o daha da çok artmış. Ama şimdi şöyle bir şey, şimdi Dragon'u ilk alarak mesela Snowball yolunu tekrar açmış oldular ama. Yani bir de öyle bir sıkıntı var. Öyle bir durum var fakat şimdi madem Dragon'dan bahsediyorum, Dragon'un 5 farklı buff'u var şu anda ve stacklenen buff'ları var. İlk buff'ının çok güzel, %8 AP ve AD veriyor. Evet. İkinci buff %15 ekstra minionlara damage yapmanızı sağlıyor. Üçüncü buff minion ve monster, jungle'da. Jungle'da. Üçüncüsü %5 movement speed veriyor. Evet. Dördüncüsü Tower Destruction. Tower Destruction ve beşincisi ise hepsini double'layıp evet, üzerinde de 3 dakikalık %3 dakika sonra o üzerinizi kaybediyorsunuz zaten. Benim bütün şey gidiyor sadece yani beşincisi gidiyor. İşte diyorum ya. Ama o beşincisini kazandırdığı bir de true damage vurmanızı sağlayacak sen. Şimdi bakacak olursak buradaki en güzel olanları birincisi ve beşincisi. Aslında 3'lü AD'ler için iyi biraz çünkü MS skill dojlamak için. Şimdi o %5 almak için bir harcamanız gereken bir vakit var. Dragon'a commit etmeniz gerekiyor. Takımca Dragon almanız. Diğer takımda takımcanın o anda farm yaparsa, akıya alırsa bunu parayla karşılayabilir yani, diyorlar. Öyle oluyor. Genel. Yani arada 1 ile 5 için genel olaraktan savaş olması gerektiğini söylüyor insanlar. Ya iyi de şimdi yani diğer takım da almasa alınma 5. buff ulaşması. Eğer belli bir Dragon buff'ını önüne almışsanız zaten orada zaten sonra vereceğinizi pek zannetmiyorum. Hani tabii bunun içinde team partner nasıl olur bilemem de hani ilk 3 Dragon olan takım büyük öne geçiyor. Ben de demek istediğim şu an bir ara işte bu ilk tier 1 kulelerin verdiği gold'u işte sadece alana veriyorlardı. Global değildi yani Snowball'ın önüne geçiyorlardı. Şimdi tam tersi yeniden herhalde büyük ihtimalle oyunu hızlandırmak için böyle bir şeye kalkışları düşünüyorum ben yani çünkü. Yani oyunu hızlandırmak mı istiyorlar, yavaşlatmak mı istiyorlar bu konuda bence Riot bence daha oyunu biraz daha yavaşlatıp Snowball'ın önüne geçmeye çalışıyor fakat bu patch'te yaptıkları bütün değişiklikler oyunu Snowball'a itiyor şu bence. Anda. Bence. Benim görüşüm o çünkü %8 AD ve HP vermesi gerekiyor. Evet, onun önüne yani onu aldığın zaman bir anda hani inanılmaz bir öne geçmiş oluyorsun. Aynı şekilde Baron da aynı şekilde Snowball'un önünü açmış oluyor. Belki yeni kuleler Snowball'u kapatmaya çalışıyor ama. Ama Baron'un biraz HP'le gene yok o yüzden team fight yapılma olasılığı her iki takım için ortada diyebiliriz. Ama şöyle mesela özellikle şimdi Banner of Command item'ı var. Bir creep'i güçlendirme yeri. Eğer Baron'un buff'u ile beraber Banner of Command'ı Cannon Minion'a attığın zaman tek başına bir kuleyi alabiliyormuş. Şöyle, hem de şöyle bir şey var ama Health Regen vermemesi bence güzel bir şey çünkü rakip hani Baron'su takıma bir kapı açıyor aslında. Bu zaten geçen sezondan beri Riot'un değiştirmek istediği şeylerden biriydi. İstedikleri şey Baron'un buff'ını sadece Siege için kullanmak istiyorlardı. Evet. Geçen sezon sadece Vision Change'i değiştirdiler, işte Trinket'leri getirdiler. Bu sezonda Jungle'lar var, Baron'u da değiştirmiş oldular. Aslında onların istediği şey Baron'un çok büyük bir teamfight avantajı sağlaması değil, daha çok kule almaya yönelik şu an bir buff olmasını istiyorlar. İstediği gibi olmuş, şöyle atıyorum ben klasik bir örnek vereyim. İşte atıyorum işte A takımında Baron buff'u var, B takımında da atıyorum Poke'layabilen bir tane şampiyon atıyorum. Mid'de Zerat olsun, Top'ta Jason'da ki Poke yediğiniz zaman Baron buff'un hiçbir anlamı kalmayacak mesela. Senin için kalmıyor, evet, oyuncular için kalmıyor. Bu çok güzel yani bir şey fakat creepler işte çok güçlü. Hayır ben pro skin tarafından bakıyorum şu an hani. Profesyonel oyuncular açısından bakıyorum. Atıyorum bir Poke combo karşı Baron buff'u, Yuzus gibi bir şey kalacak mesela. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum başka ne düşün. Çünkü HP'gen yok, bir şey yok. Yani takım olarak dediğim gibi işte bir Jason Poke veya bir şey yediğiniz zaman base ekmek zorunda kalacaksınız. Hani Baron buff'ını size bir şekilde hani harcattıracaklar gibime geliyor. Hani tam olarak asıl ama gayesine ulaşacağını ben pek güzel görmüyorum. Minionlar çok kuvvetli yani. O minionları temizlemesi zor bir iş. Yani o minionlar her daim kuleye bir şekilde geliyorlar, vurmaya başlıyorlar. Yoksa zaten kulenin kuleye out range ediyor zaten. Hani yani o yüzden zaten team fight özelliği olaraktan değil. Yani base yıkmak için yapılmış bir özellik. Ama işte hani benim çekmek istediğim konu şurası. Hani işte balonsuz takım hani fight yapabiliyor. Hani can regen'e vermek için. Nokta fight mesela 30 saniye sürüyor. Atıyorum saniyede 10 saniye, 13 saniye can veriyor. 30 saniye 300 can random yani evet. Balon regen'den geliyor fight'ta. Hayat kurtarıyor, fight kazandırıyor. Tabii ama artık öyle bir şey olmayacak. Öyle bir durumda evet. Oturup hani kulenin dışında oturup bekleyip yani bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yiyebilirsiniz aslında evet. İşte. Ama artık öyle bir şey bir durum söz konusu değil. Hani kesilmesi daha zor Baron'un zaten atıyorum büyük risk. Eskisi gibi o kadar çok kolay
değil. Çok damage vuruyor, skiller atıyor. Bir anda farklı değiştirebiliyor. Biraz daha, evet, Baron biraz daha kuvvetli olduğunu hissettiriyor eskisine göre. Yani zaten şu an dediğim gibi mesela atıyorum. Baron'u kesmekle işte dediğim gibi Right Click dediğin şampiyonu daha ön planda şu anda işte atıyorum. Master Yi, Warwick bunlar. Evet, Warwick kendi başına neredeyse kesebiliyor Baron'u. Neredeyse. Yani yüksek savunlarda. Bu patch, yani bu patch kesin dengelenecek yani. Böyle kalacağını zannetmiyorum. Evet, birazcık dengesizlik var. Şöyle aslında şampiyonlara değil de sorun aslında çıkarılan itemlerde aslında. Çünkü şimdi Warwick'in atıyorum o kırmızı smite'i geliştirdiğiniz zaman yani smite'i kırmızı dönüştüğü zaman 6 saniye boyunca gerçek hasar vuruyor ve size ultisinin altına kaç hit vuruyor. Ben sesini dinliyorum. Tekliyor mesela atıyorum Warwick'in şu an. Ya ben genel olarak aslında smite olanların hepsine baktığımda en iyisinin AoE smite olduğunu düşündüm. Yani diğerleri çok güzel fakat jungle'ı clear etmesi çok zor olduğu için ve jungle'dan gelen buff'ları smite'la aldığımız için şimdi smite'ın cooldown'unu normalde 60 saniye çıkardılar bu patch'le beraber. Bu Rangers olan 45'e düşürüyor. AoE smite vuruyor, canını dolduruyor, minionları stunlıyor bir de. Bununla beraber diğerlerine kıyasladığımız zaman aslında diğerleri çok zayıf kalmış oluyor. Ya öyle görünüyordu aslında. Şu anda öyle gözüküyor yani. Ama işte kırmızı atıyorum var ve kırmızı smite aldığı zaman ulti tekliyor mesela. Kırmızı smite'dan değil, item'dan dolayı onu yapıyor. Ya işte ve smite'in üstüne attığı zaman... Smite'in üzerinde bir tane item... Alıyorsunuz, benim bildiğim kadarıyla o kırmızı smite attığınız zaman belli bir süre 6 saniye... Damage'ini arttırıyor. Evet, 6 saniye, %27 fazla bir şeyler var tam hatırlamıyorum. Ama belli bir tür damage vurduğunu biliyorum. Evet evet, bir tanesi tür damage vuruyor, bir tanesi slow oluyor. İşte o itemden oluşan Warwick ok. O itemi çıkartın Warwick'i yine kimse oynamaz. Ya da o atıyorum, o itemi nerfleyin yine Warwick'i kimse oynamaz. Ya onun pek zannetmiyorum. Çünkü hani o ultisiyle ve smite'in kombosuyla tekleme potansiyeli var. Onsuz da sadece ultiyle hani fight'a sadece CC atmış olacak. Hani arkadan gelecek bir follow-up'a yol açmış olacak ama öbür türlü evet öldüremedikten sonra bir önemli. Daha büyük bir tehdit aslında. Çünkü Warwick'in ultisi bozulabilen bu ulti bozulur ama dediğim gibi işte... Kendi takım arkadaşları bile Warwick'in ultisini bozabiliyorlar. Garip bir şeyler olabiliyor ya. O yüzden çok başarılı değil. Ama smite'in de kırmızı smite'dan kaynaklı olarak tanıdık işte. O zaman en basitinden kırmızı smite'ı değiştirdikleri zaman... Dedim gibi yani. Hani hero'larda sorun yok, çıkaran itemlerde sorun var aslında. Eveah, birazcık o konuda... Aynı şekilde Master Yi de öyle, yani aynı itemle, dediğim gibi hızlı vurabilen atak şampiyonları, normal saldırı hızının yüksek olan şampiyonlarda bayağı etkili o itemle. Dediğim gibi itemden kaynaklı sadece, şampiyonlarla alakası yok. Anladım, yani şampiyonların sıkıntısı yok. Peki şampiyonlar mı kavazma, Kalista hakkında neler düşünüyorsun? Kalista... WTM yanlış hatırlamıyorsam, yani... Base HP'sine göre %50 vuran bir skill o, bayağı. Evet. Ve yükselt işte %20'ye kadar çıkıyor. Yani inanılmaz bir demir. Yani Vayne'in biraz şey hali gibi geliyor bana yani, double skill'inden kaynaklı. Biraz daha böyle kite oranı yüksek, kiteleyebileceğiniz team farkı. Onun haricinde diğer özellikleri, pasif özelliği falan. İşte her atağın arasında hoplayabilmesi. İşte mobil özellikleri, işte biraz Vayne tarzı aslında. İşte devamlı kayıyor sağa sola. Ama oynayışı biraz zor, bayağı zor. Holy Phoenix oynama şansım oldu, bir de denedik de yani biraz sıkıntılı aslında. Peki bir support olaraktan ultisi hakkında ne düşünüyorsun? Ama ultisi damage vermiyor bir kere. Damage vermiyor ama dediğim gibi teamfight potansiyeli bayağı yüksek. Güzel. Hangi championlarla beraber güzel olur? Yani profesyonel camiada kimler oynar? Hangi championlara Kalista'yla beraber oynayacağız? Şöyle bir şey atıyorum, Jarvan olabilir. Genel olaraktan yani. Peki support haricinde başka support, birileriyle... Support yani çok en iyi sinerjiyi bence Leona ve Braum diyorum ben. Pek Janna ile pek mantıklı olmaz mesela. Janna'yı ortaya atmak istemezsiniz yani. Yani şöyle bir şey olabilir mi mesela? Janna ile işte Janna'yı atar, takımın arkasına atlar Janna. Ultisini kullanıp bütün takımı yani, dağıtabilir. O plays bir yılda bir falan görürsünüz. Hiçbir Janna'nın yapacağını zannetmiyorum yani. Daha çok AD carry koruma ağırlıklı... Olduğu için evet. Hani yapılabilir, şöyle yapılır, atıyorum. Rakip takımda bir fiddle olur, flash'lık ultisini bozarsınız, fight kazandırırsınız, bunlar olabilir. Atıyorum out position görürsünüz AD carry'i veya da AP carry'i arkasına flash'lık yaparsınız, bunlar yapılabilecek şeyler ama hani profesyonel anlamda çok yakalayabileceğiniz pozisyonlar değil. Ondan sonra Brown veya şeyle daha iyi. Bence Brown ve Leon'un şu an Kalista için en iyi trash olabilir bu arada. Hani... Elixirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Elixirler bence gayet mantıklı. Atıyorum tenacity ve savuşturma işte dediğim gibi kaçışma özellikleri olmayan... Yani alamıyordum atıyorum ben bir support olarak yani. Çünkü hız botu alırdım ve o tenacity başka bir yerden almanın tek şansı botu değiştirmekti. O da pek iyi değil support çünkü haritada mobil olmanız lazım, gezmeniz lazım, warding yapmanız lazım. Onun yerine şu an o pot olaraktan mesela %25 tenacity bence gayet iyi. Atıyorum bir Morgan'ın Q'sun neredeyse.
yarı yarıya indirmeni sağlayan 3 derece veya daha doğrusu. Yani 3 saniye yemektense 1.75 yemek daha iyi yani. Evet, kesinlikle çok daha mantıklı. Yoksa evet. Morgan'ı tuttuğu zaman genelde öldürüyordu. Bir sıkıntı var zannedersen bu potlarıkma biraz size'ınız artıyor. Yani hı-hı, karakteriniz biraz büyüyor. Belki hitboxlarda büyüyebilir mi acaba diye bir... Onunla ilgili galiba tanking olanı hitbox'ı da büyütüyormuş. Yani benim kullanım reisi de büyütüyor şimdi, tenacity olanı. İşte o büyütüyor galiba. AD kenarın kullandığı bu şey, lifesteal veren ise hitbox'ını küçültüyormuş. Onu hiç kullanmak nasip olmadı ya. Yani karakter küçülünce hitbox'ları da küçülüyormuş onlarla beraber. Öyle bir şey var şu anda. Bir hiç dikkat etmem. Bu mesela şu an benim aklıma gelen, daha önce düşünmüştüm de hiç herhangi bir topikte veya sağda solda hiç görmedim. Bir soru işareti benim de aklımda. Hani ilerleyen günlerde bilmiyorum. Eğer keşfedersem bilgilendiririm bir ihtimalle. Peki bu yeni bir tane item geldi. Sizin takımınızı hızlandırıyor. Sonunda da karşı takım patlattığında önce erken basarsanız 2 saniye sonra karşı takım slow'da. Bu item sence bir support item mı yoksa tank item mı? Şöyle bir şey yani, bence supportlu için biraz pahalı bir item olacak o. Yani çünkü supportlunun genelde şu anki peşe göre yapması gereken iki itemden sonra oyununuz kaybediyor. Atıyorum Vijan oynuyorsanız genelde Meja'yı almanız gerekiyor. Atıyorum yani Meja'yı alamadıysanız veyahut da Meja'yı aldıktan sonra bir tane Mikael almanız gerekiyor kesinlikle. Yani o item en kötü bir support için üçüncü item olacak diye düşünüyorum ben. Ve üçüncü iteme de kadar kasmış bir support en az oyunun 40-45 falan olmuştur yakın dakika büyük olarak. Ya çok ağır lane kazanmışlardır. Evet. Yani veya çok uzun bir oyun olmasın. Biraz pahalı bir ve lüks bir item olacak supportlar için. Belki ucuzlatırlar, supportlar kullansınlar diye. Zaten şu anda baktığınız zaman supportların aldığı en pahalı item, atıyorum Aegis'i satarsa, Aegis'i katarsa 2800 gold. Mikael çok pahalı bir item. Mikael 2550 gold atıyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Çok ileri bir yere geldiği zaman belki Frozen Heart yapılabilir. Evet. Yani en pahalı itemler bunlar. İşte dedim ama yine de Frozen Heart da yine hani... İşte pahalı bir item çünkü bir de her şampiyonu giden bir item değil. Yani okey yani rakip takıma %20 atak sıktı kuruyor ama sizin AD Carry'nize katkısı yok. Yani dediğim gibi hani bu benim oyun tarzım. Ben support olarak önce AD Carry'ni düşündüm. Yani AD Carry'nin koca itemden çıkmak istedim. Tabii ki. O yüzden ben ilk item Mikael. Evet yani genelde öyle oluyor. Mesela atıyorum The War teminden sonra bu arada. Keşif taşından sonra. Ben de öndeysem, ben de kill aldıysam, level olarak öndeysek, yani biraz bunlar şey ya, situation, yani duruma göre kaybetmeye de bağlı aslında. Dediğim gibi çok öndeysek ben de AP çıkabilirim yani, hiç belli olmaz. Peki, gene Cana'ya Mikael yapmaktan bahsediyorum, Mikael diyorum, Meja'yı yapmaktan bahsediyorum. Fakat Meja'nın artık öldüğün zaman steklerinin yarısı gidiyor. Eskiden 3'te 1'i gidiyordu. Evet. Şimdi yarısı gidiyor. Hala yapmaya değer mi? Hala yapmaya değer mi? Şöyle bir şey, yani aslında değer, yani sizi daha salamadığını teşvik ediyor. Yani daha dikkatli oynamanız gerektirdiğini söylüyor. Çünkü stackleri kaybettiğiniz zaman AP'nizden aşağı yukarı yarısını kaybedeceksiniz. Bu da sizin shield'inizden atıyorum 70 AD verecekken sizin shield'inizin 50 AD vermesine sebep olacak. Yani da biraz daha sağlam oynamaya teşvik edecek diye düşünüyorum ben. Anladım. Yani daha çok endemiye pek göremiyoruz gerçi ama işte sadece Janna ve atıyorum belki mid lane'ler de alabilir. Geçen gün mid lane'den aldılar, Lulu'yu almışlardı. Lulu sağlam bir karakter mesela, kendini koruyabiliyor W'su ve ultisiyle. Olabilir yani çünkü ben bence iyi bir item şu anda. Hani gerçi dedim ya ölünce yarısının bitmesi biraz dezavantaj ama insan arasını kesmek istediği için neyse yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Öyle dalınırsa eğer. Peki bu yeni bir şey var, kamp var şu anda canlıda. River'da duran kamp var. Baron'da Dragon'un önüne kesildiği zaman Vision veriyor. Bu kampla ilgili ne düşünüyorsun? Bir support olaraktan hani... takımın yanında vision kontrolü sende olduğu için evet. Bunun ne gibi artları var? Sende ne zaman kesilir? Evet, hızlandırıyor içine girildiği zaman. Hızlandırıyor bir iki saniye yanlış hatırlamıyorsam. Aslında onu biraz zevk için yapmışlar. Biraz fantezi gibi geldi aslında. Hani 35 gold veriyor. Kesiyorsunuz, vision sağlıyor 75 saniye zaten. Belki 45 saniye olur tam hatırlamıyorum. Galiba 1 dakika civarında bir şeydi. Toplam da emin değilim evet, ondan. Evet, yani maksimum 75 diyelim biz. O aralar bir görüntü sağlıyor. Verdiği hız iyi olabilir. Çünkü atıyorum o Baron etrafında olacak bir fight'ta atıyorum Baron'la Dragon. Hani size daha iyi bir team fight stopuna yönlendirebilir. Daha iyi skiş atmanıza sebep olabilir. Yani rakip takımın işte atıyorum bu Rize şampiyonlarını kalkmanıza sebep olabilir. Bir AD ikebilseniz vesaire vesaire. Tabii ki MS tabii ki değişiyor. Yani. Peki onun ayrıca Vision olaraktan bir
artist yok mu? Yani kaldırmadın ya bir video olması. Ama Drake'i göremiyorsunuz o takımın içinde keserse. Öyle de bir sıkıntı var. Ama içeri girmeye çalıştıkları zaman gözükecek. Belki trap yapıp diye olabilirler ama bilemezsiniz. Ya tabii ki ama gene de bir şekilde orada adamların orada olduğunu biliyorsunuz. Onu biliyorsun yani. Ama işte dediğim gibi hani geride olduğunu düşünün, orada gitmek istiyor musunuz? Bir de o soru işareti var mesela. Hani tamam okey size de bilgi veriyor ama biraz da size o soru işaretini de bırak. Acaba alıyorlar mı? Anladım soru yani işareti. Bir sıkıntı çıkarabilir ama gene de... En azından rakibin orada olduğunu biliyorsunuz. Bu bir avantaj ama... Böyle durumda madem rakip bekliyorsa o zaman bize de kule alın başka yerine. Aynen yani. Bir tek o işaret ama dediğim gibi yine de bir soru işareti. Çünkü obje göremiyorsunuz. Yani aldıkları objektifinden haberdar değilsiniz yani. Peki bunun bir genel olaraktan bir diğer region'lara bir faydası olacak mı? Yani şu anda mesela board'lar sınırlı. Kişi başı 3 board atabiliyoruz. Bu sanki takıma artı bir board gibi olmuş oluyor o bölge içerisinde. Bence kaldırılır gibime geliyor ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu camp'ı kaldırılır. Bence o mob'ları kaldıracaklarını düşünüyorum ben. Anladım. Ya bu benim görüşüm. Bir de pre-season'dayız zaten. Çok şey değişecekti de düşünüyorum ben. Belki bir sürü rakamlar değişecektir. Belki onun süresi artar, azalır. Olabilir. Belki ne bileyim hani gold'un arttılar atıyorum onun için bir de fight yaptırırlar yani hiç belli olmaz. Yani. Çünkü 35 kod o kadar aslında oyunun içine baktığın zaman ne harcada en çok main yani gold veren main olabilir aslında. İşte atıyorum artık bir melee main'ler 22 gold 22-25 evet. Öyle o 35 veriyor. Jungle kıyaplarını saymazsak 35 gold iyi gold aslında. Fena değil yani. Peki şu sıralar Sorak hakkında ne düşünüyorsun? Pek oynanmıyor, çok gözükmüyor ama yani. Hani kimisi çok iyi yılladığını söylüyor. Evet, bayağı iyi yılıyor aslında W Fred'in zaman da şöyle bir şey işte hani Soraka'da işte tam elikenizi fırlıyorsunuz ama aslında asıl Soraka'nın Q. Siz Q tutturmadığınız sürece kendi canınızdan feryat edeceksiniz ama Q tutturduğunuz sürece kendinizi sassizliğinizi sağlamış olacaksınız. İşte bütün iş Q tutturmada. Yani o zaman bayağı zor, oynaması zor bir... Bence zor ya. Bir de E'sini de biraz güzel atmak lazım. Çünkü biraz geç tıklıyor. Yani bir iki saniye sonra falan sneyri devreye giriyor. Hani güzel atmak lazım ama ilk attığı zaman sahne vermesi tabii ki. Çünkü oyunda pek bir sahne efekt kalmadı. Yani çok az şampiyon var artık. Çok az şampiyon da var. Benim aklıma gelen şu an düşünüyorum mesela sonra kadar başka sahne efekti veren. Fiddle var. Yani Malzahar'ın W'su var. Malzahar var. Soraka var. Onun dışında pek olacağını zannetmiyorum. Şu anda yani aklıma gelmiyor. Yani Kassadin'de vardı, LeBlanc'da vardı, Talon'da vardı. Bunların hepsini kaldırdılar. Evet. Assassin Champion'ların hepsinden kaldırdılar. Evet yani çünkü counter play olmuyordu. Hani counter yapabileceğiniz bir şansınız yoktu yani. Evet direkt gelip öldürüyorlardı. Özellikle LeBlanc için evet. Daha kötü bir durumdu. LeBlanc atladıktan sonra karşılık veren ilk ölebiliyordu. Yani zaten chain yedikten sonra pek bir şey yapamıyordum zaten. Hani peki bu sezonda alt koridorda görmek istediğin şampiyonlar? Yani hangi şampiyonların geri gelmesini istersin? Ben Varus taraftayım. Biraz Varus'ta bir şeyler olması lazım. Yani çok seviyorum ben AD Carry olarak. Yani oynanmasını isterim çünkü yani hem AD Carry hem de takıma CC getiren bir şampiyon. Görmek isterim yani eskiden mesela Rumble Varus kompları yaparlardı. Şimdi tabii dünya şampiyonası bir defa oynandırır Varus. İşte Rush'un çıktıktan beri artık kimse anlı bir karakterleri almıyor. Çünkü Rush'un üzerine Z'ye atıp 2 tane pasif bile vuruyor. Sonra Q atıp 2 pasif bile daha 12 tane hit atıyor. Siz o arada 3 tane belki vurursunuz. Yani 3'lük level'a geldiğinde Rush'un lane'de öldürme potansiyeli çok yüksek. Yönelme potansiyeli yüksek, aras potansiyeli yüksek, kaçma potansiyeli yüksek. Yani ona karşı işte Varus aldığınız zaman da bir şey yapamazsınız yani çünkü. Peki başka support olaraktan, mesela geçen sezon başladığında en çok gördüğümüz supportlar Leona, Annie, Morgana ve Thresh'ti. Morgana şu an Shield'den nerflendiği için biraz pikleniyor ama yine o kadar eskisi kadardı. Çünkü Shield artık 50 absorb yapıyor, 50-60-70. En sonunda bir 200'e falan çıkıyor galiba. İlk level'e karıştırıyorum. İlk level 50 ve 70 arası bir şey. X tek skill'e kırılıyor ama yine hala AD Carry koruyabiliyor, fena değil. Yani Q'su sonra bir şey gelmediği sürece hala oynayabileceğini düşünüyorum. Ben o süresinin düşmediği sürece. Annie'nin early game biraz düşürüldü. O yüzden artık piklenmiyor. Üstünün süresi 0-9 saniyeden artık level başına arttığı için. Yani benim görmek istediğim şampiyon deyince aklıma ne gelebilir? Benim favori şampiyonlarım hepsi oynanıyor aslında. Hani... O zaman sen şanslısın yani. O peşte şanslısın. Şanslı olur ama pek de... Şu an öyle bir hani artı şu şampiyon artık geri dönse denen bir support şampiyonu yok gibi bir şey. Yani hepsi bence oynanabilir şu anda. Anladım. Hani kenarda köşede kalmış bir support aslında atıyorum karma aslında support şampiyonu değildi mesela ilk çıktığında ama millet işte buff geldi oynamaya başladı. Support oldu en derin şekilde. Millet
çıktı support. Sezon 2'nin en çok oynanan midlane'lerinden yani biriydi. Elis support oynandı ilk çıktığında. Support oynuyorlardı. Ben de oynadım. Biliyorum çok vuruyordu. İşte sonra nerf. Her top oldu, jungle oldu. Midde oynanıyordu. Her yerde oynanıyordu. Bir dönem topta çok oynandı. Evet. Topu çok domine ediyordu. Bayağı domine ediyordu. Yani şu an tüm supportlar oynanabilir. Ya oynanmayan support şampiyonu yok gibi bir şey. Peki kesinlikle. Bu kar değişiklik sizin takımınızı nasıl etkiliyor? Takımlar, diğer takımlara yaptığınız maçları nasıl etkiliyor? Şöyle etkiliyor herkes yani dediğim gibi skrediğiniz maçlarda herkes şampiyon deniyor zaten. Atıyorum işte bu şampiyonun gücünü biz de deniyoruz. Görüyoruz hani atıyorum işte oynuyoruz bakıyoruz lane'de çok dayak yiyorsa atıyorum ya da koridorda atıyorum mid lane'de bir x bir şampiyon deniyorsa dayak yiyorsa ve bu şampiyonu da oynamıyoruz çünkü not alıyoruz. Bu şampiyon bu şampiyona karşı güçsüzdür diyoruz. Çünkü o şampiyonu atıyorum bütün mid lane'de karşı oynuyorsunuz. İçinden bir iki tanesine karşı güçlü oluyor. Ve bu da senin atıyorum güçlü olması istediğin şampiyonlardan metadaki şampiyon olması gerekiyor. Atıyorum bir Ahri'ye karşı, Jayce'e karşı, başka örnek verebileceğim Lissandra, Zerat, Zed. İşte bunları da deniyorsunuz skrimlerde zaten de şu anda dediğim gibi midlane'de de şampiyon sayısı kısıtlı yani bu söylediklerinden başka pek görebileceğiniz. Ben geçen Kore'nin maçlarında gördüm ve Ezreal oynanmıştı ekstradan bu dediğime. İşte Lissandra zaten vardı. LeBlanc, Lulu. LeBlanc zaten bunlar hani. Ama dediğim gibi eski güçleri yok sadece LeBlanc ve Lulu'nun. Ama hala damage olarak hala iyiler. Özellikle peki LeBlanc. Böyle çok farklı yaklaşan takımlar oluyor mu yani oynadığınız oyunlara? Scrim'de böyle işte çok farklı şeyler deneyenler işte geçen sezon başladığında ilk başta 4-1-0 pushları yapılıyordu. Yani 4 kişi bir lane'den pushluyordu. 2 tane kule alana kadar gidiyorlardı işte lane swap'tan sonra. Şimdi bu tarz şeyler deneyenler oluyor mu? Ya, o tarz şeyler deneyenler yok. Daha çok şampiyon odaklı şu anda ya. Hani Hekar'ı top deneyen gördük açıkçası. Yani pek değil değildi mesela. Yani deniliyorlar sonuçta hani en azından şampiyonun potansiyelini görüyorsunuz. Hani lane'de okey iyi olabilir ama belki team fightlarda o kadar da hani sizin düşündüğünüz potansiyeli farklı yansıtamayacak dedi. Okey deyip sonra başka bir şey deniyorsun dedi. Ben de support olarak mesela Sion support falan denedim yani. Çalıştı mı? Çıkar mı? Çalışıyor e-full deniyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum burada. Ama hiç olayı şey mesela atıyorum ben öndeki bir minyon ettirdiğin zaman arkadaşının da demeye çalışıyor. Onu tutturmanız lazım. Anladım. Hani... Zaten normalde de top lane'de oynandığı zaman e-full, e-sıfır. Evet, arası çok güzel aslında. Marakos da az. Oynanabilir bence. Ama ikisinin kontrol etmesi birazcık fazla zor. Yani... Ya baktığınızda mı kaçırdınız ve basınca duruyor zaten. Hani komple gitmiyor aslında. Tabii komple gitmiyor ama gene de birazcık kontrol etmesi zor. Yani dar mekanlardan falan geçirmek için gerçekten uğraşmak gerekiyor. O kadar kolay değil de yani pro oyuncular yani bir şeyini bulup atar yani atıyorlar. Yani bir dönem galiba 4-19 patch'inde yapılan maçlarda çok banlanmış falan Sion. Ondan sonra tekrardan işte şimdi açık duruyormuş. Sizin görmediğiniz bir şey vardır belki. Kullanıyorlardır yani. O da her şeyden. Olabilir çünkü her takım çok büyük arayışlar içerisinde olduğunu evet. Düşünüyorum. Yani daha bu daha ilk yapılacak büyük turnuva yarın akşam işte EM San Jose turnuvası olacak. Evet. Belki orada da çok farklı bir şeyler görülebilir. Hiç belli olmaz. Yani atıyorum hiç ummadığınız şampiyonlar oynanabilir yani çok net. Bizim kendi çünkü bizim kendi köşede hiç kullanmadığını atıyorum. Adam ilk şampiyonu oynamıyor. Geliyor sizin maçınızda alıyor sonra diyorsun ki yuh kardeşim bu şampiyonu ne buluyormuş böyle. Yani bayağı bir süre hatta bu Amerika ve Avrupa'da X-Men şey turnuvalarında, LCS giriş turnuvalarında Poppy oynandı. İşte diyorum ya, yani şampiyonu karşınıza görmüyorsunuz koca hiç, sezon. Bütün kimse oynamıyor. Sonra karşınıza geliyor. Sonra karşınıza geliyor, ona yapılabilecek counter play'i bilmiyorsunuz. Ne kadar damage vurabileceğini kestiremiyorsunuz. Üstüne üstü bir de çift ritenlerle o da etmiyormuş gibi üstüne dediğinizde dünyaya kadar damage vurmasın. Vurunca da böyle bir soru işareti kalıyor aklınızda yani. Morali bozuluyor insanı. Çünkü hani hiç oynanmayan evet. Bir champion karşısında var. Profesyonel maç yapıyorsun hani beklentilerin farklı şeyler, senin kafandaki runlar, masalar falan farklıyken evet. Bir anda hiç beklemediğin bir champion gelir. İşte kesinlikle öyle yani hiç aklımda gelmedi bu şekilde yani bazen pickle bile oyunu kazanabilirsiniz ki zaten yani League of Legends'ın büyük bir kısmı pick demek yani oyunu %50 ekranında kazanırsınız. Evet. Çünkü rakibin ne yaptığını az bir şey kestirirsiniz ona göre şampiyonları aldığınız zaman olay aşağı yukarı biraz bitmiş demek.